fark etmiyor. Sağ sol. Devamında benden sonra kimi düşündünüz onu da söyleyin bari. Ben niyetinizi anladım mı? Zeynep Pro, Zeynep Hanım'ın başkanı. Yanında yazı tahtası var. Yazı tahtasını alıp istediğinizi buraya ya bana ya da mesaj gelmek isterseniz kamerayı buraya yazmayın. Başkan daha heyecanlı. Su dayı bu ağırlık hiç kalmayacak. Almayacak. Arkadaşım böyle gelebilir misin? Tamam. Telefon kadar yakınım ha. Dur ben. Tamam orası mı? Mehmet onu göster, Mehmet göster. Buraya çık. Evet, ya son çekildi. Edin abi, var mı artık şu anda? Yok. Bir yandan da gazetesi, dergi gazetesi arkadaşlar. Allah teslim ettim ya. Evet, güzel. Ya bayrak da var, güzel. Aldın mı başkan? Şu an aldım. Enişkenleri kurtarmak için mücadele ediyor. Evet. Hiç görünmeyen, görüldüğünde de denizin yaşam mücadelesi verdiğini belli eden bir tür vardı. Onu gördük. Tam temizlik işe yaramış. Çok bir şey yok. Bira şişeleri. Bakalım şişeler var, bira şişeleri var. Birayı gör. Anlamda da belki dikkat çekebiliriz. Vatandaşımızın çevreye duyarlı olmak konusunda biraz daha dikkatli olmasını, biraz daha destek vermesini bu anlamda bizlere sağlayabiliriz. Umuduyla bugün bir dizi etkinlik yaptık. İşte arkamızda gördüğünüz o bütün çöpler az önce arkadaşlarımız tarafından denizin altından çıkartıldı. En azından bunu yapmayalım arkadaşlar. Yani belediyeler uğraşıyorlar. İşte hükümetler uğraşıyorlar. Biraz daha derli toplu nasıl bir yaşam süreriz, çevreyle barışık bir hayatı nasıl sağlayabiliriz diye. Ama vatandaş olarak da bizlerin yapmaması gereken şeyler de var. Bunu yapmamak lazım. Bizden sonraki nesillere de lazım bu çevre. Bizden sonraki nesiller de girecekler bu denizlere. Bunu biraz daha bu konuda hassasiyet bekliyoruz hepinizden. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Her yıl biraz daha iyiye gidiyor. Bugün ben de daldım arkadaşlarla beraber suyun altına. Canlı yaşamı var. Hala mücadele ediyorlar tutunabilmek için hayata. Daha da iyi olacak diye umuyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, kirletici etkiden kurtarmak noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Karsak Deresi aracılığıyla Gemlik Körfezi'ne gelen kirli suyu umuyoruz. Önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı Orhan Gazi'ye yapacağı arıtmayla biraz daha temizleyeceğiz. Sonra ufak ufak toparlayacağız denizi. Ama bu arada dediğim gibi siz de bunları yapmayın ne olur. Müzik